Herkese merhabalar. Ay düğümleri burçlarda serimizde sıra geldi Kuzey Ay düğümü Kova burcunda kısmına. Doğum haritalarınızda Kuzey Ay düğümü Kova burcundaysa her bir ruhun eşit hak ve özgürlüğe sahip olduğunu ispatlamak, bozuk düzeni değiştirmek, insanlık adına bir şeyler yapabilmek sizin yaşam amaçlarınız arasındadır denilebilir. Şimdi tabii ki Kuzey Ay düğümü Kova burcunda olduğu için sizlerin haritasında Güney Ay düğümü, yani sizdeki mevcut bilinç olan alan Aslan burcundadır ve buradaki Aslan tavrı biraz daha ego sahibi olmayı, kendini önemsemeyi, kendi çıkarları uğruna bazı mücadeleler vermeyi içeren bir alan. Ve siz bu alana zaten içgüdüsel olarak sahipsiniz. Fakat bu hayat yolculuğundaki yolunuz ve rolünüz biraz daha bireysel düşüncelerinizden, bireysel çıkarlarınızdan çıkarak topluma fayda sağlayacak, gruplar içinde o grubun ilerlemesinde katkı sağlayıp katkıda bulunacak bir rolde olduğunuz görülüyor. Tabii ki bunun için Kuzey Ay düğümü Kova yeni bir çağa geçiş ve bu yeni çağa geçişte de sizlerin önemli bir rol üstlendiğiniz açığa çıkıyor. Yargılamayı bırakıp kimseyi yargılamadan, ben ondan daha iyi biliyorum, ben ondan daha iyisini yapıyorum demeden, diğerlerinin de yaptıklarını takdir ederek ve burada alkış almaktan biraz daha uzaklaşarak, ben bunu yaptım ve bununla ilgili artık bir takdir hak ediyorum, alkış hak ediyorum, biraz daha sahnede olmayı arzuluyorum tavrından çıkıp, yeri geldiğinde ve gerektiğinde arka planda diğerlerini desteklemeye gönüllü olmanız önemli olacak açıkçası. Alkış beklemek sizi bir sonraki büyük şeye gitmekten alıkoyacak çünkü. Kişisel yaşama odaklanmayı seçtiğinizde kaybeden taraf olacaksınız. Bu benim çıkarlarıma uygun bir tavır ya da ben bunu kendim için istiyorum dediğiniz her tavır, her davranış ve her adım sonrasında sizi üzecekmiş gibi duruyor. O yüzden biraz daha bu herkese fayda sağlar mı? Benim bunu açıklamam, anlatmam ya da bu adımı atmam ben ve benim çevremdekiler için katkı sağlar mı? Onlara iyi gelir mi? Şeklinde ön muhasebe yapmanız yine çok çok önemli olacak diyebilirim. Kendi kendinizin büyümesinin peşinde koşmamanız, diğerlerini de destekleyip hep birlikte büyümeyi arzulamanız yine bu hayattaki öncelikleriniz arasında. Siz aslında kimin, neye, neyin faydalı olduğunu içgüdüsel olarak biliyorsunuz ve toplumsal düzeyde de bu toplumsal düzen dediğimizde illaki bunu çok büyük çaplı da düşünmemek gerekir. Belki aile, toplum olarak aile düzeniniz ya da akrabalık düzeniniz, arkadaşlık ilişkileriniz ya da bulunduğunuz yer, mahalle, şehir, her şey olabilir. Burada biraz daha toplumsal düzeyde işte bizim ailemizin şu an buna ihtiyacı var. Ben burada kendi çıkarlarımı gözetmeden ailem için şimdi bu adımı atmalıyım. Veya bu arkadaş çevresi, arkadaş gruplarınız için de geçerli bir şekilde arkadaş grubunuzda aslında neyin doğru gitmediğini, neye ihtiyaç duyulduğunu ve neyin yapılması gerektiğini içgüdüsel olarak biliyor olacaksınız. İşte bu doğrultuda adım atabiliyor olmanız, harekete geçebiliyor ve o toplumu, o topluluğu daha iyi bir hale getirmek adına nasıl bir çaba ve efor sarf ediyorsunuz, bunlarla sınanacaksınız diyebilirim. Otorite olmaktan biraz daha feragat etmek, kabul etmek, yani herkesin kendi hayatının merkezinde olduğunu kabul etmek ve o merkezi siz toplumun ortası olarak baz almak durumundasınız açıkçası. Kalbinizin sesini dinlemeniz sizin bu hayattaki en önemli motivasyonunuz olacak. Bir şeye karar verdiğinizde ya da karar vermeden önce durup sakin bir köşeye çekilip kalbimin arzusu nedir? Kalbim buna ne söyler? Kalben bunu istiyor muyum ve kalben bu bana ve bütüne katkı sağlayacak mı şeklinde kalple olan o muhasebeyi çok çok iyi yapmanız sizin bu hayat yolculuğunda daha tatminkar yol almanızı sağlayacaktır. Düzgün yürümeyen her şeyi düzeltmeye gönüllü olmanız önemli olacak. Burada kendinizi geri çekmeden, kibirlenmeden, burada bir düzensizlik var fakat bu düzensizlik benim sorumluluğumda değil demeden, elimden gelen budur ve ben bunu yapmaya gönüllüyüm diyecek şekilde oraya bir adım atmak, o yolda bir mücadele sarf etmek,
Hani o bir hikaye vardır ya, küçük bir serçe yangın olan bir ormana ağzından ufacık bir su damlası alıp o yangına götürmeye kalkar ve ona biri sorar, ne yapıyorsun? Yangını söndürmeye çalışıyorum diye cevap verir küçük serçe ve der ki, senin ağzındaki bir damla suyla mı koca yangın, orman yangını sönecek? Evet der, belki sönmeyecek fakat benim elimden gelen bu. İşte sizin de düzenli olmayan, toplumsal anlamda doğru olmadığını bulduğunuz bir şeyde onu düzeltmek adına düzeltemeyeceğinizin farkında bile olsanız o uğurda mücadele etmek, çaba sarf etmek sizin en azından kendi hayat planınızı gerçekleştirmek adına çok önemli olacaktır diyebilirim. Eğer siz başkalarının hayrını düşünürseniz ve bu doğrultuda mücadele ederseniz, evren de sizin hayrınız olan şeyleri size kolayca akıtacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.